Guten Tag, liebe Freunde. Unser heutiges Thema ist meine Schulsachen. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz okul eşyaları. Meine Schulsachen. Okul eşyalarım. Bakalım neler öğreneceğiz. Benden sonra tekrar edin lütfen. Der Kugelschreiber. Der Kuli. Tükenmez kalem. Der Füller. Der Füller. Dolma kalem. Der Bleistift. Der Bleistift. Kurşun kalem. Der Buntstift. Der Buntstift. Boya kalemi ya da renkli kalem de diyebilirsiniz. Der Spitzer. Kalem tıraş. Der Rucksack. Sırt çantası. Der Radiergummi. Silgi. Dikkat ettiyseniz bütün nesnelerin, bütün eşyaların artikeli burada der artikeli. Aynı mantıkla ilerleyecek. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Das Buch. Kitap. Das Lineal. Cetvel. Das Heft. Defter. Buradaki grupta das artı kendi okul eşyalarıydı. Die Tasche. Çanta. Bunu die Schultasche diye söylersem okul çantası olur. Die Federtasche. Kalem kutu. Die Schere. Makas. Bu grubumuzda diğer tikelli nesneler grubuydu. Bu konuyla ilgili öğreneceklerimize bir göz atalım. Was ist das? Bu nedir sorusuna cevap vereceğiz. Das ist ein oder eine şeklinde başlayacak cümlemiz ve ardından nesnenin ne olduğunu söyleyeceğiz. Örneklerimizi inceleyelim. Das ist ein Buch. Das ist ein Bleistift. Das ist eine Schere. Şimdi bazı kelimelerden önce ein, bazılarından önce aynı kullanıldığını görüyoruz. Neye göre ein, neye göre aynı kullandığımız ise o kelimenin artikeliyle alakalı bir durum. Das Buch. Artikelimiz das olduğu için bir kitap derken ein Buch diyorum. Der Bleistift, kurşun kalem, artikelim der olduğu için bir kurşun kalem derken ein Bleistift diyorum. Die Schere, makas, artikelim die olduğu için eine Schere diyorum. Bu ayrıma lütfen dikkat edelim. Ne demiştik? Der ve das artikellerine sahip nesneler için bir derken ein, die artikelli nesneler için eine kullanıyorum. Der ve dassa ein, die ise aynı kullanıyorum. Tablo üzerinde inceleyelim birlikte. Der artikelliler, das artikelliler ve die artikeller olarak üçe ayırdık. Bakalım, der artikelli nesnelerde bir nokta nokta derken neler varmış? Der Bleistift, kurşun kalem. Ein Bleistift, bir kurşun kalem. Der Kuli, tükenmez kalem. Ein Kuli, bir tükenmez kalem. Der Spitzer, kalem tıraş. Ein Spitzer, bir kalem tıraş. Der Füller, dolma kalem. Ein Füller, bir dolma kalem. Der Buntstift, renkli kalem. Ein Buntstift, bir renkli kalem. Das bölümüne bakalım. Das Buch, das Heft und das Lineal. Zaten çok fazla kelimemiz yok. Bunu çok hızlı bir şekilde aklımıza tutabiliriz. Ein Buch, bir kitap. Ein Heft, bir defter. Ein Lineal, bir cetvel. Defter, kitap ve cetvel için ein kullanıyormuşum. Die'ye bakalım. Die Tasche, die Schere und die Federtasche. Burada da çok fazla kelimemiz yok. Eine Tasche, bir çanta.
Ayna eşyağı, bir makas. Ayna feda taşı, bir kalem kutu. Was ist das? Das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist ein Heft. Was ist das? Das ist eine Schere. Şeklinde örneklendirebiliriz. Sorumuzu değiştiriyoruz şimdi. Ya, nein sorularına bakacağız. Evet, hayır soruları. Was ist das diye sorduk buraya kadar. Şimdi ist das ein oder eine diye soru soracağız. Ne demek oluyor? Bu bir kalem midir? Bu bir defter midir? Bu bir cetvel midir? Şeklinde. Yeni bir şey çıktı karşımıza burada. Cevabına bakalım. Nein, das ist kein, keine. Kein ve keine sözcükleri çıktı. Nasıl ein, eine, bir, nokta nokta anlamına geliyorsa bunun olumsuzu da kein, keine oluyor arkadaşlar. Yani das ist ein Buch, bu bir kitaptır. Das ist kein Buch, bu bir kitap değildir. Das ist eine Schere, bu bir makastır. Das ist keine Schere, bu bir makas değildir anlamlarına geliyor. Örneklerimizden inceleyelim. Ist das ein Spitzer? Bu bir kalemtıraş mı? Nein, das ist kein Spitzer. Bu bir kalemtıraş değilse ne yaptım? Kein Spitzer dedim. Ein ise kein yapıyorum. Ne olduğunu söylüyorum ardından. Das ist eine Schere. Bu bir makastır. Ist das eine Tasche? Bu bir çanta mı? Nein, das ist keine Tasche. Hayır, bu bir çanta değil. Bakın, soruda eine ise cevabım olumsuzsa keine kullanıyorum. Eine, ein, kein. Eine, keine. Doğru cevabı veriyorum. Das ist ein Buch. Ist das ein Lineal? Bu bir cetvel mi? Nein, das ist kein Lineal. Das ist ein Bleistift. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Defterimizden ve kitabımızdan yaptığımız diğer örnekleri de inceleyelim. Videoyu baştan sona bir kez daha izleyelim lütfen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Bis nächstes Mal.